Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzda saç kurutma makinesini inceleyeceğiz. Şöyle ki saç kurutma makineleri bazı motorlar kömürlü, bazı motorlar da kömürsüz olarak çalışan üzerinde rezistans ve motorun üzerinde bir köprü diyottan doğrultularak motora gelen bir akım var. Yani motor kömürsüz, rezistans üzerinden geçen akım ile çalışan bir motora sahip. Zaten şu anda kurutma makinem sağlam çalışır vaziyette. Hemen söktük kapağını. Gördüğünüz gibi zaten basit. Hemen iki kademe bir anahtarımız var. İki kademe anahtarımızdan sonra 220 voltu düşüren diyodumuz var. Anahtarımızın üzerinde. Hemen şöyle söküyorum. Gördüğünüz gibi rezistansımı motorum burada. Şuradan zaten tamir edenler bilir. Bakın şurada köprü diyotum mevcut. Motorumuzun üstünde. Bakın şöyle birinci ucum 220'nin fazı veya nötrü. Zaten direkt olarak 220'nin fazı veya nötrü. Şuradan gördüğünüz gibi bir termostatımız mevcut. Burada emniyet termostatımız var. Termik de diyebilirsiniz. Çok ısındığı zaman aşırı ısınmalarda rezistansı korumak için, motoru korumak için buradaki termostatımız açma yapıyor bildiğiniz gibi. Onun üzerinden geçerek şuradan rezistansımıza giriş yapmakta. Ve bu şekilde dönüyor rezistanstan beraber. 220'nin faz veya nötrü. Diğeri ise kademe biz yaptıktan sonra anahtardan çıkışını yapıyor. Ve yine bakın rezistansın diğer ucundan bu şekilde giriş yapıp böyle bu şekilde dönüyor. Ve buradan rezistanstan döndükten sonra köprü diyotumuzun şuradan alternatif bacağına giriyor. Diğeri de zaten buradan diğer alternatif bacağına giriyor. Ve alternatif bacağında bildiğiniz gibi doğrultulduktan sonra artı ve eksiden de motora çıkış yapıyor. Fakat bu çıkış esnasında merak edenler var arkadaşlar. Çok sık sorular sorulmakta. Onun için zaten bu videoyu çektik. Bu motor yani rezistansın üzerinden geçen akım 220 volt ne derece düşürülüyor ve bu motor kaç volt ile çalışıyor? Hemen ona bakacağız. Onun ölçümünü burada çalıştırarak yapacağım arkadaşlar. Evet, birinci ucumuzu diyotun çıkışına yani motorun girişine buradan verdim. Diğerini de şuradan vereceğim. Şöyle dikkatli bir şekilde şu aradan. Evet, onu da oraya bu şekilde tutturduk. Şöyle erimesin. Hemen zaten bakacağız. Evet, siyah krokodilli artıya bağladık. Diğeri de eksi olmuş oldu buradan. Ölçü aletimizi de doğru akım 20 volta aldık. Çünkü motorumuz bildiğiniz gibi tamam 220 volt alternatif geliyor, düşürülüyor rezistansın üzerinden. Gerek kademe diyodundan biraz düşürülüyor. Daha sonra rezistansın üzerinden dolandıkça voltajımız köprü diyotumuza alternatif olarak giriyor. Çıkışı ise bakalım kaç volt olacak. Motorumuz doğru akım. Bakalım kaç volt ile çalışıyor. Bunu şimdi hemen net olarak göreceğiz. Bu arada makinamızda 1300 watt değere sahip 6 amper üzerinde değerleri var. Şimdi hemen çalıştıralım. İhtiyatlı bir şekilde 20 volt doğru akım çalıştırıyoruz ve ölçü aletimizi şöyle gözlemleyelim. Bakalım. Şöyle şunlar sıcağa maruz kalmasın. Evet, gördüğünüz gibi 12 volt ile çalışıyor motorumuz. 12 volta düşürüyor. Köprü diyotumuz motor için buradan gelen alternatif akımı. Şimdi köprü diyotun girişine de bakacağız. Köprü diyotun girişine ne geliyor?
Ona göre ne çıkıyor? Şimdi ikinci kademedeydim. Birinci kademede tekrar bir bakacağım. Şöyle çıkışımıza birinci kademede ne oluyor? Hemen ona bakalım. Yine 12,26 volt. Gördüğünüz gibi çok ısındığı için bir anda çekmek zorunda kalıyorum. 12 küsür volt. İkinci kademeye yine bakayım. İkinci kademede ise gördüğünüz gibi birinci kademe 12,26, ikinci kademede 12,47, 12,50, yani 12,5 volta doğru gidiyor. Çıkışımız bu. Yani birinci kademe ve ikinci kademe köprü diyotun çıkışı bu. Şimdi köprü diyotun girişine gelelim. Girişini ölçeceğiz şimdi. Alternatif akımı aldık. Şöyle alternatif akım 200 volta alıyorum. Köprü diyotumun alternatif girişleri bakalım nedir? Alternatif kaç volt geliyor? Rezistansın üzerinden dönerek alternatif olarak ne giriş yapıyor? Çıkışını zaten doğru akım olarak gördük. Bakın 10,5 volt alternatif akım girişim var birinci kademede. Hemen ikinci kademeye alıyorum. Tekrar bakıyoruz. 11,3, 11,2 volt. Gördüğünüz gibi alternatif akım girişim var. Onun için rezistans burada bir direnç vazifesi görüyor. Voltajı yani 220 voltu gördüğünüz gibi şuradan kendisi 200 volt, 220 voltu düşürerek alternatif köprü diyotumuzun alternatif uçlarına giriş yapıyor. Bu şekilde rezistans biliyorsunuz herhangi bir yerden koptuğu zaman onun için köprü diyota akım gitmediği için haliyle zaten motorumuz çalışmıyor. Olay bu ama neticede bu şekil çalışan üzerinde köprü diyot olan motorlar yanılmayalım. Yani 220 voltla diğer kömürler gibi 220 volt ile çalışmıyor. 12 voltluk motor bunlar. Hemen şunu da göstereyim. Bakın rezistansın direkt şu anda gelişini de ölçelim. O da bir bilgi olsun. Hemen 220 voltun üzerinde olacağı için 750 volt aldık. Alternatifteyiz. Şöyle yine birinci kademeye aldım. Şu anda rezistansın üzerinden geçiş yapmadan direkt rezistansın ana girişi ana girişini ölçeceğiz rezistansımızın. Hemen şöyle dikkatli bir şekilde takalım. Bakın 121 volt. Neden 121 volt? Bunu da zaten çok anlattık. Bunları da. Buradaki diyotumuz birinci kademede diyotun üzerinden geçtiği için akım 220 volt aşağı yukarı yarıya kadar düşer. Bu diyotları anlattım. Bunun linklerini de atarım bu videonun sonuna. Bu diyotlar ne işe yarar? İşte voltajı kaç volt düşürür? Alternatif mi düşürür? Doğru akım mı düşürür? Doğru akıma mı çevirir gibi. Bunların bu diyotların çalışma prensibini bu anahtarla beraber de anlattım. Şimdi şu şekilde ikinci kademeye aldım. Tekrar rezistansın üzerinden geçiş yapmadan ana voltajıma bakacağım. Bu şekilde bakın gördüğünüz gibi bu şekilde yani 226 voltumuz diyot devreye girmediği için direkt geçiş yapıyor ve rezistansı öyle giriyor. Üzerinden diyotun üzerinden geçtiği zaman da 125 volta düşüyor haliyle. Çalışma prensibi arkadaşlar bu. Çok merak edilen konu bu. Fakat uyarımızı yapalım. Kesinlikle ve kesinlikle 220 volt tedbirimizi aldık. Tedbirlerinizi alarak lütfen çalışınız. Bilen arkadaşlarımız uğraşsın, bilmeyen arkadaşlarımız uğraşmasın diyoruz. Ve seri lamba ile çalışsanız yine elinize eldiven muhakkak giyin. Eldiven bu gibi olaylarda çok önemli. Özellikle amatör arkadaşlar muhakkak yani amatör de olsa profesyonel de olsa yine eldivenimizi muhakkak giyelim. Uyarımızı da yapmış olalım. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın.